أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات İkinci nükte sayfa 42 neyin beşinci nüktesi? Dokuzuncu söz. Şimdi burayı okumama sebep nereye gitmişsem ha oralardan da hepinize selamlar var. Gittiğiniz yere selam söyleyin dedikleri için söylüyorum. Nereye gittiğimse hemen hemen bunun merkezinde sorular soruluyor. İnsanın her şeyi var. Atı, yatı, katı, eşi, işi, aşı ama mutlu değil. İnsan mutlu değil, huzurlu değil. Değil mi? Nereye bakarsan bak, ciddi bir şeyi ihmal ediyor demektir. Her şey var. İşi, aşı, katı, yatı, her şey var. Aşı, işi, eşi, her şey var. Niye mutlu değil? Konu o. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Bir bardak su şey yaparsın. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Her şey onu alakadar etmiş. Her şey onu mutesir ediyor. Halbuki her şey ona ilişir, onu mutesir ve mutelim eder. İnsan her şey ona ilişiyor. Mesela bir atmosferin, yağmurun yağdırılması, havanın bozuk olması sığırı alakadar etmiyor. He buraya koyayım. Eyvallah. Yani hiç alakadar etmemiş. Yani havanın bozuk. Misal yani. Fırtına geliyor. Böyle bir problemi yok. İnsan ise yani hayvanın burada bir tanesini kes ötekisi otluyor. Ama Brezilya'da bir Müslümanın burnu kanasa burada azap çekiyorsun. Belki onu o senin çektiğin azap kadar o azap çekmemişti. Biz onu biraz da büyütüyoruz. Alemimizde acayip hale geliyor. Veya o olay oldu, bitti, acı verildi, öldü gitti. Şehit oldu. Ama tam 1,5 milyar insan rahatsız oluyor veya sen burada rahatsız oluyorsun. Acayip bir şey. Her şey ona ilişir. İnsanı rahat bırakmıyor. Mütesir eder. Mütesir. Ne demek mütesir? Tesir altında sıkıntı veriyor. Sonra müteylim eder. Müteylim elem veriyor. Her şey ama. Acayip bir şey. Her şey. Yılan bile ya. Az kaldı bizim şoför arabayı deviriyordu. Yılanı ezmemek için. Aa yılan geçiyor dedi. Estrancalarda. Ya bir anda gördü. Tamam işte yılansa yılan yani. Yılan da işte bizim bildiğimiz yılan. Ya ben nasıl ezerim dedi. Hiç can kıymadım dedi ya. Az kaldı bizi devirdi. O yüzden giderken. Yani iyi. Ben essem dedi. Günlerce haftalarca unutamam diyor. Ne yaptım ki dedi. Acayip bir şey. Yani insanoğlu tanımlıyor şimdi. Çevresini ve çapını çiziyor. Hem gayet acizdir. Hem böyleyken her şey onu incitiyor. Kuvvetli olması lazım. Her şey onu alakadar etmiş. Hayallerin kısara uğruyor. Hedefleri olmuyor. İstekleri olmuyor. Olsa bile bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Bir garip bir alem. Ama acayip bir şey sistem. Kainatın işletim sistemi. Çok garip yani. İstediğimiz gibi olmuyor. Kainat istediğimiz gibi olmuyor. Olmuyor yani. Yok.
Böyleyken ters olması lazım. Çok güçlü olan insan. Böyleyken insan gayet acizdir. Her şey onu mutelimli diyor. Her şey onu alakadar ediyor. Her şeyle merak ediyor. Her şey onu incitiyor. Müteessir ediyor. Güçlü olması lazım. Gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Ya bir sivrisinek ısırdı diye ben gece yataktan kalkıp düş alan bir adamım ya. Yani keyfimde değil. Her tarafım kaşınmaya başladı yani. Bir şey ya. Ne diyor? Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Gözükmeyen mikroptan. Bugün bir mesaj çekiyor. Birisi. Hocam diyor, ummadığım yerden bir çiban çıktı sizce. Sanki ben doktorum ha. Sizce kötü bir hastalığın belirtisi olabilir. Ne garip yani. İnsan. Nereden nereye geçiyor? Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Bak şimdi. Ters orantı şurada kurulmuş. Burayı kaçırırsak şey olmuyor. İlk önce insanı tanımladı. Sonra insanın elindekini koydu ve karşısına koydu. İlk önce bir daha yapayım. İnsanı tanımlıyor. İnsan fıtraten gayet acizdir. Tamam. Bir. Aciz iken halbuki her şey ona ilişir, mütesir eder, müteylim eder. Birinci önerme bu. Ters orantılı. Bir de okuyorum. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Zayıf olana hiç dokunulmaması lazım. Aman ha incitmeyle falan. Bu incinir zaten zayıf bu ya. Gayet zayıftır. Ama her şey ona ilişir, onu mütesir ve müteylim eder. Birinci önerme bu. İki, hem gayet acizdir. Halbuki belaları, düşmanları pek çoktur. Aciz ise belaları, düşmanlar olmaması lazım. Yılanın birkaç tane düşmanı var. O kadar yani. Köpeğin şu kadar düşmanı var. Ayının şu kadar düşmanı var. Arının bilmem ne kadar düşmanı var. Tamam. Bu kadar yani. İnsan öyle mi? Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Üçüncü önerme. Bir. 2-3 evet. Hem gayet fakirdir. Fakir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Yani fakirdir, ihtiyacı olmaması lazım. Ama ihtiyacı ne kadarmış? Pek ziyadedir. Ters yani, anlıyor musunuz? Bak bir de okuyorum. Gayet fakirdir. Fakir ama ihtiyacı pek ziyade. 4 hem 1 2 3 3 4 5 hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Bir de okuyayım o zaman bak. Bir insan. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Bir bu. Cevabı veriyor. Daha iki olmadı. Halbuki her şey ona ilişir ve onu mütesir ve mütelim eder. Bir. İki. Gayet acizdir. Aciz olan halbuki belaları düşmanlar pek çoktur. Üç. Gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Ha şimdi dört. Hem tembel ve iktidarsızdır. Tembel ve iktidarı yok. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem tembeldir. Bir de iktidarı yok. Kime hükmü geçecek? Buluta dur diyemezsin. Denize dur diyemezsin. Heyelana dur diyemezsin. Kansere hop ne yapıyorsun ya? Yok. İhtiyarlık hop ya frene bassana ya. Nereye gidiyorsun? Böyle aldın başını gidiyorsun. Ahmet'e dedim. Ahmet'le tanışınca kaç yaşındaydın Ahmet? 22. 22 yaşında Ahmet'i çok iyi biliyorum. Allah! Ele tutulacak gibi. Bak şimdi olmuş 42 mi? 44. Bitti o da. 44 bitti değil mi? 45 de diyemiyor ha. 44 bitti. 45 de demiyor.
Ben de diyorum yani dur daha şu falan 52 falan daha 52'nin içindeyiz daha 52 olmadı ben 51 de dedim ya. 52. 44 bitmiş. Daha 44 diyor. Ona 45 desene. Olmuyor işte. Yani hayat takılmış arkasına ölüm. Gençlik arkasında ihtiyarlık. Sihat arkası hastalık. Baklava arkası tuvalet. Dünya arkası ahiret. Yani acayip bir şey ya. Hiç kaçınılmaz bir şey. Her şeyi var ama. Havalara hükmediyor, uçakla gidiyor, denizin altına dalıyor, parası, yatı, katı, her şeyi var. Ama böyle bir acı bir hala, hayvan kadar mutlu değil. Mutlu değil yani, onu okuyoruz. Niye mutlu değil? Mutlu değil ya. Ya bu hayat mesela. Bunun şu andaki misal, birbirimizi tanıyoruz biz de öyle. Şunun serveti kadar, belki de o mahallede 30 sene önce toplam servetleri yoktu. O mahallede toplam bir tanesinin arabası yoktu adamın arabası var mesela. Değil mi? Misal ya. Bu cemaat olduğumuz için herhalde. Yok canım bu asır böyle yani. Bu asır herkes zengin. Mesela bak babamın dolmuşu Bogina'da yok. Şendere'de yok. Süminat'ta yok. Avramit'te yok. Melyat'ta vardı. Dört tane köyün dolmuşu tek araba. Kamyon ya. Dört. Hastası olur hoparlöyle bağırlardı. Muammer Akar, hasta var, Süminat Aceli geldi. Hatırlarsınız. Bugün adan anonslar geliyor. Cep telefonu da yok yani. Yani market, süpermarketler şöyledir Ziya'da. Köyde lastikler satılıyor, camlar orada satılıyor. Peki dört köye bir tane araba. Şimdi adam kapısının önünde köyde park yapmasın diye demir zincir koymuş. İstanbul'daki şey gibi. Zinciri takmış. Park edilmez diyor. Köy ya bu köy. Benim koyacak bir yer kalmadı. Bizi götürecek. Dedim ki o bir garaj vardı. Ya otu çıkar dedi. Hoca dedi hayvanın otunu çıkarıp arabayı mı koyacaksın dedi. Ona sen de haklısın doğru. Bizim garaj ya. Bizim garaj yani. O kadar şey. Ya benim, hani senede geleceğim en fazla bir 15 gün 6 gün. Arabayı koyacağım. Otu çıkarıp yaprağı çıkarıp araba mı koyacaksın dedi ya. Tamam vazgeçtim tamam. Her şey var yani. Dört köye bir araba. Şimdi Allah aşkına arabayı koyacak yer yok değil mi? Acayip bir şey yani. Hatta kızıyoruz. Yani eskiye göre çok şeyimiz var. Daha mutlu olmamız lazım. Birbirimizi tanıyoruz yani. Buralıyız. Bu tavanın balıkları izlerler ya. Bizim ev, tahtalı ev sizin de öyleydi. 100 metre karancak vardı. Benim dünyaya geldiğim ev. Dört tane kardeş oradaydı. Senin dört tane dayın. Göçleriyle beraber. Ben çok iyi hatırlıyorum. Dedem ve babaannem. Bir de dedemin annesi vardı. Harun'u rahmetli büyüten. O da sağ. Dedemin annesi. Öyle mi diyeyim? Onu da biliyorum. Ama ben çocukluk hatıran kardeşler ve gelinlerin kavga ettiğini bilmiyorum. Gönüller genişti. Yerleri dardı. Şimdi bir karı koca 100 metrekare, 120 metrekareye karı koca çocuk da yok kavga ediyorlar. Gönülleri dar, yerleri geniş. Şimdi imkanlar çok. Bir şeyde bir hata yapıyoruz, bir şeyde bir eksiklik var. Mutluluk yok. Huzur yok. Güven yok. Saygı yok. İtimat yok. Nereden kaynaklanıyor onu okuyorum. Saygısızlık. Acayip. Saygısızlık. Hepsi bakayım nereden çıkacak. Cahillik, saygısızlık. Hepimiz bir şey diyoruz değil mi? Bakalım devam edelim. Hayatın tekalifi tembel ve iktidarsızdır bazı insanı. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Yani mesela bir serçe kuşuna yüklenen hayat tekalifi, bir yılana yüklenen, bir balığa yüklenen, sığıra, öküze yüklenen hayatın tekalifi insanı hiç yani. İnsanın binde biri bile değil. Yani öküz ne var ya? Su içecek. Ot diyecek. O da her yerde var. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Evlenme derdi yok. Kira derdi yok. Okul derdi yok. Hangi dert var? İstesen de dert veremezsin yani adama. Ne olur öküzcüğüm. Biraz üzülsene ya. Böyle bir şey yok. Yani hayatın tekalifi çok hafif. İnsanın hayatın tekalifi her şey ya. Ayağına
Çorabını biraz büzüş bitirmiş veya ufak bir taş düşmüş. Yürümekten aciz. Sığırın böyle bir problemi yok. Elbise derdi yok yani. Ev derdi yok. Hava şartları yok. Hiçbir şey. İnsan kadar. Cinler de öyle ya. Basit. Şeytanlar da öyle. Şeytanın bir elbise derdi olduğunu bilmiyorum. Duymadım. Adamın böyle bir problemleri yok ha. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Şimdi 5 mi diyor? 5. Esası okuyorum. Esasını okuyorum. İyi yaslanın, kemerinizi de bağlayın. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Öyle bir cümle ki İsmail, insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Her şeyle alakadar. Merkür'den, Jüpiter'den, Brezilya'daki bir olaydan, tamam mı? Gazze'den, Filistin'den, İspanya'dan, ahiretten, alemi misalden, Meleği Ala'dan, Lef-i Mahfuz'dan, Arş-ı Azam'dan, Allah'tan ya. Allah Bilal'a kadar olmuş Allah. Yani diğer hayvanların böyle bir şeyi yok yani. Bir Allah şeyi meselesi yok. Fıtri yani. Çünkü var olduklarını bilmiyorlar. Var olduklarının şuuru olmayınca var olanları zaten hiç bilemez. Kendisinin var olduğunu bilmiyor. Mesela köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez mi? Köpek ben köpeğim dese. Ahırdaki sığır. Ulan ben sığırım falancanın ahırındayım dese, şuur olsa senin ahırın ahırı olur, sığır olur. O zaman insanlardan bazı köpekler var diye kendisini bilmiyor. Kur'an hani sen bilirsin, hafızsın. Onlardan daha aşağı diyor. Kelenami belhumada değil mi? Şimdi bak, bir de okuyorum. Yani beni çok alakadar eden cümle. Belki bu dersi bunun için okuyorum. Bak diyor ki, insaniyet, hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Kabir alakasında, dünya alakasında, en ufak değil var olanlar, vehmi bir vücutlar bile gelecek olabilir. Olmayabilir. Gidebilir, satılabilir, verilebilir. Gelebilirim, gelmeyebilirim, alabilirim. İhtimaliyata bile vücut verip oradan elem ve lezzet alabiliyor. İhtimaliyata. Bunu kitap okuyanlar için çok güzel bir şeydir, malzemedir. Var olanlar avamidir. Yani var olanlarla lezzetlenip elem alanlar avamidir. Hayvaniyet mertebesidir. İnsaniyet mertebesine çıkanlar varın dışında vehmiyat, yani vehme vücut da verebiliyor. Yani düşünerek daha dur şöyle, mesela kabir, gelecek, mesela tulu emel, çocuğum daire olacak, okuyacağım, şu olacak, olmayacak. Yani ilkokula giderken ta üniversitedeki doktorluğu düşünüyor. Yani daha yokken, yoka vücut rengini veren mahluk insan. Ondan varmış gibi elem ve lezzet alabiliyor Abdurrahman. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Allah Allah. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Halbuki sevdiği ve ünsiyet ettiği şeyler düşün. Sevdiğimiz şeyler var. Bir de alıştığımız şeyler var. Bir misal söyleyeyim misal. Şaşıracaksın Mercan. Hani bu ne alakası var? Şimdi biz Almanya'da misafirim var. Şey gittik Uzungöl'e doğru. Dönerken yani alıştığımız. Amcandı değil mi Mercan? Binası. Görmedim. Ağrıma gitti yani. Benimle ne alakası var? Ya müsait etmiştik orada bir bina vardı. Dostumuzun, ahbabımızın. Ya bir şey yani. Ya bu kadar bir şey ya. İnsan hemen alakadar edilir. Hemen bu tesir ediyor. Hemen bir şey değişti falan. Mesela geçiyorduk o kvamsulu mu diyorduk o. Ya mutaş ya. Çocukluğumuz orada geçmiş. Yani oradan atlıyorduk falan, suya atlıyorduk. O yok olmuş. Tem olmuş mesela. Ya o taş nerede falan bakıyorum. Yani insan bu kadar acayip bir şey ya. Hemen maziye geçip mutelim olabiliyor. Geçmişi gidebiliyor.
Müteessir oluyor ya. Mesela köye gidiyorsun, taçhaneye gittin, aldın oranı. Ya babanın orada oturduğu, taşın üzerine oturduğu, ailece yemek yediğiniz yerler var. Şimdi onların çoğusu yok. Çocukluk hatıran orada oturmuşsun, yemek yemişsin. Baban oraya odun kesmişti, yontmuştu Mehmet abi, değil mi? Orada oturmuştu, seni çıkartmıştı. İşte cevizi at demişti. Suyu buraya geçir, hani suyları geçirdik böyle, su basarı olurdu, ot biçerdik ya. Yani oralara gidince sanki o taş topraklar sana maziyi hale getiriyor. Bütün geçmiş hemen canlanıyor. Acayip bir şey. İşte günahlar da böyle. Yani mesela günah işlediğin bir yer Mehmet abi. Belediyede sen biletçiydin. Seni iyi hatırlıyorum. Kahverengi elbisen vardı. Çayeli Rize'ydi. Belediyede. Şimdi tamam misal. Şimdi eğer bir kötü bir şey hatıramız var. Bir günahımız var misal hepimize. Oralardan geçince o yaptığımız günah 10 dakika bir şeydi. Bir sinemaya gitti belki de bir saatlik bir filmi seyretmiştik ama hoş da değil, şimdi onaylamıyoruz. Bir saatlik filmi Rize'ye gittiğimiz zaman o sineman veya sinemanın yeri şimdi market olmuştu, bilmem ne olmuştur. Ulan burada sinema vardı be. Ulan şöyle bir filme tuzağa düşmüştüm ya. Ha, yazıklar. Yani en az 10 sene nereden gittik lan, melun olsun, lanet olsun bunlara falan. Değil mi? Yani mevcudu gelecekten değil, vehmi bir hani şeyler, gelecek vehmidir, daha yok. Ona vücut rengini verip hem lezzet alabiliyoruz hem elem alabiliyoruz. Mazi de böyleymiş yani. Alakadar ediyor yani. Diyebilir misin Abdurrahman, ben Yeşiltepe'ye gittim. Vallahi ben hiçbir şey alakadar etmiyor. Lan nasıl etmiyor? Ananın dolaştığı, ananın kestiği şey, rahmetli annenin kestiği şeyleri, tabakları, tencere önüne senin yemek koyuyordu, o tabaklar duruyor. Etmiyorsa demek ki insanlıkla biraz hissemiz az var. Nasıl o etmez? Annenin, babanın hatıraları var. Merdivenleri var, şeyi var, bastonu var, ne biçim baltası var, silahı var. Yatağı var ya, odası var yani evimiz. Nasıl etmez yani? Yani maziye geçmeyen ancak hayvanlardır yani. İnsan ister istemez maziye geçiyor. Hatırlıyor. Çocukluğunu hatırlıyor. Nasıl geçmezsin? Ahır kapıda yuvarlandığını, o merdivenden unuttun mu? Oradan geçince hatırlamıyor musun? Mümkünatı var mı yani? İnsandır yani. Ne diyor? Sevdiğin, set ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemaden onu incitiyor. Hatta ormanda çalışıyorduk. Ulan ne kadar sıkıntı çekiyorduk ya ormanda, yani bitsin. Şimdi oralara gidince vay be. Burada çalışıyordum ya. Yani öyle bir lezzet var ki, geçmiş şöyle. Sıkıntı bile lezzet inkılap etmiş. Belki de bir günden ben o tarlada çalışıyordum, sıkıntı çektim ama 10 sene lezzet alıyorum. Mesela bir fedakarlık yaptım İsmail, yani birisine bir şey yaptım, birisine bir şey verdim. Yani belki bir saat, iki saat oldu. Ama 20 sene oluyor, onu hatırladıkça keyif veriyor. 20 sene önce bir günah yaptım, 20 seneden beri elem veriyor. Fıtraten böyle ya, seninle hiç alakası yok. Hani Müslümanlıkla, kafirlikle alakası yok. Bu böyledir. Fıtratı okuyoruz şimdi. Şimdi çareyi söyleyecek. Yani ben şu anda var olanları konuşuyorum. Çare yok daha. Çare yok. Ne yapacak yani? Böyle bir insan çaresi ne? Şu anda dertleri okuyorum. Yani senin elinde değil bunlar. İster istemez hatırlıyorsun. Sonra halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemaden onu incitiyor. Hem kaç etti? 6 mı şimdi? 5'i okudum. 5'i okudum, şimdi 6 okuyorum. Evet. İkinci harika cümle. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Akıl var ya belası. Eğer aklı sen, akıl seni kullanırsa akıl beladır. Akıl aleti. Bir alet insaniye. Çünkü diyor ona akıl yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Acayip. Kendisine uygun gayeler gösteriyor. Hedefler tayin ediyor. İnsan fani ama ebed gösteriyor. Bekayı gösteriyor. Sonsuzluğu gösteriyor. Bir anda her yerde olmayı istiyor. Ölmemek istiyor. Acayip bir şey ya. Uçaktan bakıyorsun böyle. Samsun'a bakıyorsun, görüyorsun ufak toz gibi bir şey ya.
Yani lamba ateşe tahmin ediyorsun Samsun'dur. Oysa onun içinde ne kadar duygular var şimdi. Bakıyor Allah nazarıyla bakınca böyle. Ya Rabbi hakikaten ne hakikaten Allah'sın ya. Şunu ben orada tahmin ediyorum Samsun. Şu kadar bir şeydir komple. 10 bin metrede Samsun bu kadancak var. Şu kadar. Onun içerisinde insanlar var. İnsanlar içinde bir insan var. O insanın içinde şu anda elem var veya lezzet var veya kıyameti kopuyor aleminde. Ama ben bunu bilmiyorum. Böyle bir insan yani merak ediyor. Allah Allah yani. Öyle. Birileri de bana böyle bakıyor demek ki. Ama Allah biliyor. Allah biliyor hepsini. Bazen Allah'a düşünüyorum da tövbe yani. Tefekkür yani. Ben bir sıkıntıma katlanamıyorum. Hayatımdan belki de bıkıyorum. Noktalamak istiyorum. Misal insanları tanımlamak için söylüyorum. Sıkıntıma tahammül edemiyorum. Değil mi? Böyle insanlar var. Şimdi bunu Allah biliyor mu? Biliyor. Peki Ahmet'i, Mehmet'i, Hüseyin Ali'yi herkesi biliyor. Bütün sıkıntılı insanları, kullarını biliyor. Bu Allah'ta nasıl bir sabır var ki bu kadar sıkıntılara tahammül ediyor yani. Nasıl motoru yanmıyor? Tabii yani. Tahayyülü küfür küfür değil ama. Hakikaten Allah acayip bir şey ya. Ya bir mesele bak soruyorum. Kızının derdi var. Aman beni alakadar etmiyor. Değer misin diyemez. Oğlunun derdi var, gelininin derdi var, damadın var, komşunun var, değil mi bilmiyorum, tanıdığımız var. Yani hiç sevmediğin adam bile başına bir bela gelse, öyle ama belaya sevinmiyor işte insan. Sevmediğim insan ama demiyor muyuz? Bize de sıkıntı oluyor. Şimdi Allah bizi seviyor. Sevmediği de değiliz. Lan seni biliyor Cafer. Derdini bilmiyor mu Allah? Senin ben dertlerini bilsem belki de ezilirim altında ya. Seni de biliyorum. Seni de bilsem. Şimdi bu kadar kişilerin derdini Allah biliyor mu? Biliyor. Bizi bizden daha fazla seviyor mu? Bütün dertlerimizin toplamı kadar Allah'ın derdi var otomatik olarak. Buna nasıl tahammül ediyor? 7,5 milyar insan var. Maziyi düşün. Allah için geçmiş gelecek yok. Hepsinin derdi. Ya Allah hakikaten ne biçim sabır ya? Nasıl bir sistem ya? Tövbe yani. Nasıl bir Allah ya? Ne kadar hoş bir şey yani. Allah denilen bir şey. Ne kadar harika bir şey ya. Dile getiremiyorum ki. Ama tek şey işte o Allah'tır işte. Neye benziyor? Allah neye benziyor biliyor musunuz? Aynı Allah'a benziyor. Böyle bir Allah yani. Ne kadar lezzetli bilmiyorum. Ya böyle bir Allah. Beni biliyor mu? Ya biliyor tabii ya. Beni bilmekten iman bak. Beni biliyor. Beni biliyor anlayışından, bilmekten gelen bir lezzet var bende. Allah beni biliyor. Beni unutmuş değildir. Hani 3 sene vahiy gelmeyince kafirler dedi ki peygamberimize bak Allah seni unuttu. İnşallah demedi peygamber. Soru sordular Yahudiler. Yarın gelin cevap vereceğim dedi. İnşallah yarın gelin cevap vereceğim demediği için 3 sene vahiy kesiliyor. Ayet. Sonra ne diyordu? Allah seni unutmadı diyor. Ama Yahudi dinsiz de ne dedi? Bak Allah onu unuttu. Şimdi tövbe tövbe bir şey tahayyül ettirmek için. Şimdi bilsen ki Allah beni sevmiyor. Böyle bir anlayış insanı ne yapar? Çökertir ya. En rezil bile adam diyor ki Allah o benim Allah'ımdır diyor ya. Benimle Allah'ım işime karışma hoca diyor. Allah elbet bir şey yapar ya diyor ya. Bana bir çıkış yolu gösterir. Niye dedim bir tanesine? Ya merhametli bir devlet memuruna gidiyorum kardeşim ben buyum. Bak bir tanesi bana öyle dedi. Böyle bir ya böyle kirlenbeli bir tanesi. Ben buyum kardeşim. Derdim de bu. Ödemek istiyorum vergimi yapmış malici. Vallahi teslim oldum size. Öldürün atın. İste hapse atın iste. Ben buyum kardeşim size teslim olmuşum. Memur demiş ki lan böyle demeyecektin bize dedi ya. Vicdanımızı rahatsız ettin, hareketlendirdin. Tamam lan sen otur. Ya bana evirdiler, çevirdiler, devirdiler, kıvırdılar. Bir gene bir şey gösterdiler ya. Ya bunun çaresi yok mu dediler. Oradan devirdi, buradan çevirdi. Bana dedi ki hoca dedi polis. Ya bu kayda geçti. Sana bir ceza kesilecek ama vallahi sana ceza vermeye
Vicdanı müsaade etmiyor. Ama mecbur vereceğim dedi. Ama oza hiç alakası yok. Otobanda gidiyorum. Sana park cezası, bir ceza kesilmesi lazım. 70 lira park cezası vermiş. Hızdan düşmüş. Misal. Yani şimdi Allah böyle bir anlayış teslim olsa, adam öyle diyor. Ben dedi memura teslim oldum. Tamam kardeşim dedi. Sen ben sana teslim olmuşum. İster hapset, bana polise telefon et. İsterse bana çıkış yolu göster. Aha da iş yeri diyor. Bana bir ödeme fırsatı var. Ödeyim. Hapsedersen et. Canımı alacaksan al. Adam ne yaptı müdür? Dur ya. Bütün şeyimi seferber edeyim. Onu. Şimdi Allah'a da öyle bir inanıyor ki en rezil bir hayatı bile olsa Allah'ım sana teslim oldum. Sen Allah'sın. İstediğin yaparsın. İstediğin olmaz. Benim çok muhtaç olduğum bir şeyi senin için hiç kuvvet. Yani hiç kuvvet bile harcanmaz. Allah için zorluk, kolaylık yoktur. Ama benim için çok mühim. Sen de benim Allah'ımsın. Düştüm senin kapına. Ne yaparsan yap. Böyle adam böyle atıyor. Küllan belli tarzında olan dedim. Ben bile dedim şefkate acayip olurum ya. Eyvallah falan diyor. Adama dedim ki selamun aleyküm eyvallah diyor. Şeyde Cerrahpaşa'da psikiyatri bölümüne gittim, ziyaret ettim. Birisini ziyaret ederken volta atıyorlar. Selamun aleyküm dedim. Bir tanesi ben şöyle yaptı. Eyvallah. Öteki aleyküm selam. Biraz konuşunca beton meton hiç dinlemiyor. Tak vallahi sizin gibi bile oturmuyor. Tak diye teşhirde oturur gibi oturdular. Hepsi istisnasız. Anlat. Anlat diyor ya. Anlat. Başka bir şey yok. Bırakmıyor ki ulan ben anlatırken nasıl bir plan. Ulan nasıl buradan kaçacağım onu planlıyorum. Hakikaten öyle yani. Adam bir tanesi diyor. Anlat ulan dese şimdi istersen anlatma ya. Çekiniyor yani. İspanyol gibi adamlar da ya. Yani Allah bunları hep biliyor. İşte insana akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor insana. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İstediklerine bak. Ya arkadaş bahçeyi ta istiyor ama bahçeyi eline geçiriyor cennet istiyor bu sefer. Cennet istiyor ya. Hangi şey tatmin edecek? Mümkün değil. Veriyorlar köyü pazar istiyor, Çaylı istiyor, Rize istiyor, dünya istiyor. Yok gene. Ha. Ama eli kısa. Değil Mustafa abi? Eli kısa ne yapabilirsin ki? Böbreğini müdahale edebiliyor musun? Hücreni değiştirebiliyor musun? Düşüncelerime nasıl müdahale edeceğim? Lan bu tarafa gel lan, bu tarafa gel, gitme o tarafa diyebiliyor musun? Yok. Ömrü kısa, uzatabiliyor musun Mehmet abi? Yok. İktidarın ne kiye, kime geçiyor? Hücrene, yaşlanmana iktidarın geçiyor mu? Sabrı da kısadır. İşte şimdiye kadar okuduğumuz Süleyman abi dertti. Şimdi dermanını söyleyecek bir paragraf. Bu 20 dakika konuştuğumuz dertti. Derman bakayım neymiş. İşte bu vaziyette bir ruh. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında. Fecir ne demek? Sabah. Öyle mi? Sabah. Sabah namazı vakti yani. İşte bu vaziyette bir ruh. Hayata, varlığa çıkan bir ruh. İlk. Böyle bir ruh donanımından bahsettiği. Böyle bir yapı, böyle bir sistem, işletim sistemi var. Böyle bir ruh, fecir yani hayatın mukaddemesinde bir cemalin dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek, ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğunu bedahatle anlaşılır. Baştan alayım. İşte bu vaziyette bir ruh. Fecir zamanı, sabah namazı ne demektir? Sabah, şimdiye kadar okuduğum ders, sabah namazını niçin kılıyoruz? Ne cevaptır? Mesela sabahı niçin kılıyoruz? 20 dakika konuştum ya işte insan fıtraten gayet sahiptir. Halbuki her şey ona ilişir. Mütesir eder, müteellim eder. Saydım ya. Sabah namazı vakti demek. İşte bu vaziyette bir ruha fecir zamanında Allahu Ekber Allah
Allahu Ekber. Sabah namazı vaktinde bir Kadir-i Zülcelal'in her şeye hükmü geçen, hakim olan, celal sahibi olan bir Allah. Bir Rahim-i Zülcemal'in, yani bir Rahim-i Zülcemal çok ilginçtir. Cemal ama Rahim. Tamam mı? Kadir-i Zülcelal. Celal sahibi. Çünkü her şey hükmün geçmesi lazım. Nerede mi? Kadir olması lazım. Azamet ve kibriya. Kadir-i Zülcelal. Ve bir Rahim-i Zülcemal. Benim en ufak arzularımın ta kılcal damarlarına kadar. Rahim-i Zülcelal. Ötekisi ise aciz ve düşmanlarım olduğuma ihtiyaçlarımı yaratabilmesi için Kadir-i Zülcelal. Ama içsel enfusi böyle yapımı inşa etmek, onlara medet vermek, onlara malzeme yapmak vesaire için Rahim-i Zülcemal. Böyle bir Allah'ın dergahı varmış. Yani falan baba dergahı, falan şeyin dershanesi, medresedir, tekkedir vesaire dergahlar var ya. İşte sabah namazı, fecir zamanı Kadir-i Zülcelal ve Rahim-i Zülcemal'in dergahına, dergahımız de Allah'ın bu sıfatları. Böyle bir dergahın için dergaha gider, medet ister. Ya şeyhim himmet et, yardım et. Yani iyi olmak istiyorum ama bir türlü olamıyorum. Bazılar şirk der. Ne şirki yani? Müslüman Müslümana yardım eder kardeşim. Gidiyorsun şeyhe, bir hocana, abine. Hani Allah'a vesile yapacaksın. Vesile arayın diyor. Allah Resulü de diyor ki bir şey istediğiniz zaman Rabbinizden beni vesile yapın diyor. Vesile. Vesilelikten çekmemesi lazım. Şimdi dergâhaneye gidiyorsun. Ya acizim, yapamıyorum. Bana yardım et yani. Dua et, himmet et. Müslüman dua eder. Tamam. Bana yol göstersen okumuşsun. Ben bilmiyorum. Bana anlat. Niçin gidiyorsun dergâha? Yardım istiyorsun. Şimdi Allah denilen Celle Celaluhu'nun da dergâhı var. Dergâhın içerisinde şu var. Kadir-i Zülcelal. Felkürünü beni zikredin diyor. İşte. O işte bu yani. Beni zikredin diyor. Dergâhı onun için gidiyorsun. Beni zikredin. Dergâhı gidiyorsun. Allah'ı zikrediyorsun. Subhanallah, Subhanallah. Ve Rahim-i Zülcemal'in dergâhına. Dergâhı anlattım. Böyle dergâha niyaz ile, namaz ile müracaat edip işte niyaz istemek, namaz malum. Niyaz ile istemek, istemenin çeşitleri var. Kur'an okuyarak, zikrederek, en büyük zikir Kur'an'dır, en büyük zikir namazdır. Yani Allah'a tadat eden vasıf ve sıfatlarını anıp bizi inşa edip o zikir bizi bir yere taşıyor. Zikir aslında bir şeyi celbetmek gibi gözüküyor. Lugat manası öyle. Bir şey anmak, tedat etmek ve gıdalanmak. Ben biraz daha değişik anlıyorum. Bu böyle olmakla beraber bunu aldıktan sonra seni o bir yerlere taşır. Bir yerlere aktarır seni zikir. Taşımak içindir seni. Dergâhına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzu hal etmek sabah namazında. Böyle fıtratı saydı. Böyle bir dergaha gideceksin de birisini gidiyorsun. Ey şeyhim, ey abim, ey hocam, ey ustad, ey veli nimetim kim ise, ya şöyle bir derdim var arkadaş, bana yardım et ya. Der ya, işte böyle bir fıtrat, Kadir-i Zülcelal'in ve Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzu hal etmek. Ya Rabbi. Dergaha gittin. Ya Rabbi. Ondan sonra tevfik ve medet istemek. Ne kadar elzem ve ne kadar elzem? Ya Rabbi, hayata böyle başlıyorsun. Ya Rabbi. Ne kadar lüzumlu. Ne kadar lazım. Niye? İnsan acizdir. Nokta istinadı olması lazım. Bak böyle. Böyle. Dayanak noktası olması lazım. Adam demiş ya gavur. Bana öyle dayanak noktası verin ki dünyayı yerinden oynatayım. Ya bir güveneceğim bir yer lazım. Karl Marx'ın kitabında okudum İsmail. Karl Marx diyor ki Muhammed'in diyor yanındaki sahabe denilen 10 tane sadık dostu gibi
10 tane dostum olsa ben dünya yerinden oynatırdım. Peki adamı yok muydu? Vardı ama bir adamın yerine öteki adamın arkasına düşürmüştü. Acaba beni aldatıyor mu aldatmıyor mu? En yakın dostuna başka bir dostunu koymuş. Onun arkasına da birisini koymuş. Hepsine demiş ki senin arkana kimse yok ha, sen onun arkasındasın. Sahtekar olduğu için herkesi sahtekar görüyor. Kimseye doğru sıdık yapmadığı için adam kimseye güvenmiyor. Ben kimseye güvenmem. Bilin ki güvenilir adam değil. Neydi? Herkese yamuk yumuk yapmış. Kime güvenecek? Biliyor. Herkesi de böyle zanneder. Kıyası bir nefs eder. Herkesi tahmin eder. Geneller bunu. Şu anlarda öyle diyor. En büyük tehlike aramızda diyor kıyası bir nefstir. Yani mesela Cafer dese ki ya ben böyle bir zaafım var. Misal ben maçsız yapamıyorum. Herhalde bütün nurcular da böyledir. Bak genelledi. Kıyası bir nefs yaptı. Ben kimseye bana güvenenlere ihanet ettim. Bana güvenenlere yalan söyledim. Ben şimdi bir başkasına güvenebilir miyim? Çünkü fıtratımda yalan var. Hep ihanet etmişim. İnsanlar bana doğru davranacağına nasıl inanayım? Ya. Tevfik ve medet istemek ne kadar elzem. Peşindeki gündüz aleminde başına gelebilecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinat olduğunu bir daha anlaşılır. Yani gündüzü hayata başlıyor ya, peşinde gündüz alemde başına gelebilecek, beline yüklenecek işler var. Oo. Ya acayip bir şey ya, bir yemek yediriyor. Beline, kafasına neler yükleniyor. Ne acayip ya. Gelirken gördüm de böyle. Hepimiz yaşamışız çocukluğumuz. Buralarda hepimiz geçmiş. Ormanı kaldırdık da çay yapardık değil mi Mehmet abi? Ya o tek tek onları sökerdik ya dikenleri. İnsanların ömrü bitmiş yani. Beline yüklenen, arkasına takılan bu kadar yükleri, işleri, vazifeleri tahammül için insan ne kadar lüzumlu bir nokta istinat. Yani bir dayanak noktası, bir güven noktası lazım. Değil mi? Bir dayanak noktanız yoksa mesela bak gelirken hava çok kötüydü duymuştunuz dün akşam gece. Yarım saat mi 40 dakika havada dolaştım. Adam bu kardeş Almanya'daki arkadaşım o abi diyor dolaştı hangi bir şey anlatmak için söylüyorum. Hangi boşluktan bulduysa lap diye daldı uçak yani ama içeridekiler de ardından kurda kaş oluyor. Yani bir nokta istinadın yoksa nereye güveneceksin? Her an Azrail karşı karşıya şimdi. Ha geldi ha gelecek. Tamam. Eğer nokta istinadın yoksa bu gibi hadiselere nasıl tahammül edeceksin? Bir Allah yoksa aleminde. Bak nokta istinadın yoksa. Nereye? Nasıl medet beklenir ya? Ya. İşte ben size bunu okudum. Şuradan bir tane de cümle okuyayım. Ezan okunduğu için. İşte böyle bir durumda, böyle bir asırda Üstad diyor ki o bitti konu da şu ezan bitene kadar inşallah ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Niçin? Çünkü bunlar nuruyla ve gözüyle rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden. Bak bir de okuyorum. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden
kemali teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhreviyenin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.